Deprem bölgesine gittim. 2 gün orada kaldım. Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim. Kızılay dediğimiz kurum, tarihi kökleri olan bir kurum. Sıradan bir kurum değil. İnsani bir kurumdur. Gönüllülerin çalıştığı bir kurumdur. Fakirin, fukaranın derdine çözüm üreten bir kurumdur. Hani sık kullanırız ya garip kureba. Tam da garip kuremaya sahip çıkacak kurumdur Kızılay. Kızılay'ın özelliği budur. Zor günde yanımızda olur. Derdimize derman olur. Sorunlarımızı çözer. Bugüne kadar olabildiğince Kızılay sıcak siyasetin dışında kaldı. Bugün sıcak siyasetin göbeğinde. Nasıl üzülmezsiniz? Nasıl hayıflanmazsınız? Hangi görüşten olursa olsun bütün vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. 152 yıllık bir kurum bu halde mi olmalı? Yazıktır, günahtır ya. Türkiye genelinde 750 olan şubeyi indirdiler 153'e. Yüzlerce, binlerce taşınmazı var Kızılay'ın. Gidiyor Kızılay, İstanbul'da tarihi bir yer buluyor. Orayı kiralayacağım diyor. Beyefendiler rahat etmiyorlar çünkü. Güzel yerlerde yaşamak istiyorlar. Sadece sorun çözülsün diye verdikleri para 100 bin doların üstünde. Dolar bazında kiralıyorlar. Eleştiri gelince de vazgeçiyorlar. Sahibi de diyor ki, binanın sahibi, siz burayı perişan ettiniz, bu tarihi bir yerde. İki, kiraladınız, benim hakkım var. Al 100 bin doları, sesini kes diyorlar. Kızılay bu mudur? Gönüllü hizmet kuruluşudur Kızılay. Yöneticilerinin de gönüllü olması lazım. Lüks arabalar, lüks maaşlar, yüksek maaşlar. Bütün bunların hepsi var burada. Ve bunun adı Kızılay. Kime yararlı olacak? Fakire, fukaraya. Kaynaklar kime gidiyor? Varlıklara. Kendileri kullanıyorlar.